Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Hicr suresinden başlayacağız ve ilk sayfasının mealini ve kısa bir tefsirini yapmaya çalışacağız. Hicr, Medine ile Şam arasında bir bölge. Kur'an-ı Kerim'in bu suresinde bu kelimede geçtiğinden dolayı bu isimle yad edilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar huruf-u mukatta'dan Allah ile Resulü arasında birer şifre durumunda ve bir takım manalara remz etmekte. Tilke ayatul kitab ve Kur'an-ı mubin. Bunlar kitabın ve apaçık ayetleri olan Kur'an'ın ayetleri bildirdiği hükümler. Rubbema yeveddüllezine keferu levkânu muslimin. Öyle zaman olacak ki o inkarcılar keşke Müslüman olsaydık diye temennide bulunacaklar. Malum dünyada bir yandan müminler, Müslümanlar var. Diğer taraftan da inkar eden kafirler var. İşte o kafirler zaman olacak. O zaman içerisinde keşke biz de Müslüman olsaydık diye temennide bulunacaklar. Ölüm anında bu gerçekleşir. Ölüm anında artık perde açıldığında o insan daha önce inanmadığı melekleri görecek, inanmadığı kabir hayatını yaşayacak. Böyle olunca keşke ben de Müslüman olsaydım temennisinde bulunacak. Diğer alemde hesap görüldüğünde yine orada keşke ben de Müslüman olsaydım diyecek. Ve dünyada da yine bir takım sıkıntılı durumlarda Müslümanların galip gelmesi, kafirlerin perişan olması gibi durumlarda keşke biz de Müslüman olsaydık gibi temennilerde bulunacaklar. Verhum ye'kulu ve yetemettau. Bırak onları yesinler, faydalansınlar, keyiflensinler ve yulhihimul emel ve emel, uzun emeller onları oyalasın. Fesevfe ya'lemun, onlar sonra bilecekler. Burada yani onlar yesinler, keyiflensinler. Genelde kafirlerin dünyası böyledir. Yerler, keyiflenirler ve zevklerine bakarlar. Uzun emeller peşinde koşarlar. Şöyle yapacağız, böyle edeceğiz derken bir de bakarlar ki ömür bitmiş ve hayat tükenmiş. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. Biz hiçbir beldeyi helak etmedik ki اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُمٌ. Onunla alakalı belli bir yazı olmasın. Yani helak edilen her bir kavim için belli bir yazı vardır. Kader yazısı. O yazıya göre, o ecele göre onlar helak edilirler. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا. Hiçbir ümmet ecelinin önüne geçemez. وَمَا يَسْتَخِرُونَ. Ve onu tehir de edemezler. Burada nasıl ki insanın belli bir eceli var ve ecel geldiğinde o insan vadesini tamamlamış oluyor. Dünyadaki ömür günleri bitiyor. Onun gibi ümmetlerin de eceli var. Yani tarihte yer almış olan ümmetler, topluluklar, diyelim Nuh kavmi gibi, Ad kavmi, Semud kavmi gibi, bunlar da ecelleri geldiğinde tarih sahnesinden silinmişler. Ayet-i Kerime, onlar ecellerinin önüne geçemezler, geride kalmazlar. Bu mealde bu manayı bize ders veriyor. Ve galu, ve onlar şöyle dediler. Ya eyyühellezî nüzzile aleyhi zikr. Ey kendine zikir indirilen, inneke le mecnun, sen mecnunsun dediler. Kafirler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hayli iftiralarda bulunuyorlar. Bu iftiralardan bir tanesi de mecnun yakıştırması. Mecnun deli demek. Ve başka yine yafta olarak kullandıkları başka şeyler de var. Sihirbaz diyorlar, kahin diyorlar. Bu gibi ifadeleri iftira olarak kullanıyorlar. Peygamberimizle alakalı onların iftiralarından birisi de ona mecnun demeleri. Ayet-i Kerime'nin ifadesinde ey kendisine zikir indirilen. Zikir birazdan bir başka ayette de gelecek. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri olarak da kullanılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in Kur'an, El-Kitab gibi değişik isimleri var.
Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in değişik özellikleri, vasıfları da var. Zikir bunlardan bir tanesi. Nur bir başkası, öğüt olması bir başka özelliği. İşte Kur'an-ı Kerim zikirdir. Ey kendisine zikir indirilen, ey kendine Kur'an indirilen, muhakkak ki sen mecnunsun diyorlar. Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini kabul etseler böyle dememeleri gerekir. Demek ki bunu istihza yoluyla söylüyorlar. Yani gerçekten Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğine inandıklarından değil. Ama Peygamberimiz Kur'an bana indiriliyor dediğinden onlar da bu ifadeyi kullanıyor. Ve diyorlar ki ey kendisine zikir indirilen sen mecnunsun. لَوْ مَا تَعْتِينَا بِالْمَلَائِكَ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Eğer sadıklardan isen, hadi bize melekleri getirsen ya. Ve melekleri karşılarında görmek istiyorlar. Değerli izleyenlerim, bu tarih boyunca başka peygamberlere de söylenen sözlerdendir. Ve meleklerden bahsedince peygamberler, onun muhatabı olan kimseler melekleri doğrudan görmek istemişler. Demişler ki, madem melek var diyorsun, melek bize mesaj getirdi diyorsun. Melekleri getir de görelim. Veya işte melekler azap içinde gelebiliyorlar. Haydi o azap meleklerini getir de görelim. Bu manada işi yokuşa sürmek ve zor durumda bırakmak için doğrudan melekleri görme talepleri söz konusu oluyor. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ Halbuki biz melekleri ancak hak ile indiririz. Yani diyelim bir kavim helak mı edilecek, onunla ilgili melek mi gönderilecek, o zaman melekleri göndeririz ve o zaman melekleri görürler. وَمَا كَانُوا اِذَا مُنْزَرِينَ Ama o zaman kendilerine artık göz açtırılmaz, kendilerine mühlet verilmez. Bu insanın şahsi ecelinde de böyledir ve vefat eden herkes en azından ölüm meleğini görecektir. Ama ölüm meleğini gördüğünde artık iş işten geçmiştir, perde kapanmıştır ve hayatı sona ermiştir. Helak edilen topluluklar da kendilerine melekler gelecek. Melekler geldiğinde artık işleri zaten bitmiş olacak. Ayet-i Kerime biz melekleri hak ile indiririz. Ve melekler geldiğinde artık kendilerine göz açtırılmaz, kendilerine fırsat verilmez bildiriyor. İnna nahnu nazzalna zikr ve inna lehu lahafizun. Zikri biz indirdik. Gerçekten onu biz indirdik ve onu muhafaza eden, onu koruyan da biziz. Zikir Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birisi. Kur'an bir öğüt kitabıdır ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen kitabın özelliklerinden birisidir bu. İşte onu biz indirdik. Onu muhafaza edecek olan da biziz. Bu Kur'an-ı Kerim'in gelecekten haber veren mühim ayetlerinden bir tanesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gelecekle alakalı hayli haberler var. Onlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'in korunması. Ve eğer Kur'an-ı Kerim günümüze kadar herhangi bir değişikliğe maruz kalsaydı, o zaman müşrikler, kafirler, Kur'an'da bu var ama Kur'an'ın bu dediği gerçekleşmedi diyebilirlerdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim günümüze kadar bir tek harfi bile değişmeden aynen muhafaza edilerek gelmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in muhafazası değişik şekillerde gerçekleşiyor. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim'in yazılması. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine inen ayetleri yazdırıyordu. Ve bunları işte şu ayetleri şu surenin şu kısmına koyun şeklinde bildiriyordu. Böylece hangi ayetler nerede yer aldığı Peygamberimiz döneminde belirlenmişti. Ve aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen vahyi kendi kalbinde yazılmış olarak buluyordu. Ve ayrıca bir ezberleme telaşına ihtiyaç kalmıyordu. Doğrudan doğruya kalbinde yazılmış bir şekilde buluyordu. Cenab-ı Hakk'ın bu noktada teminatı var. Cenab-ı Hak Peygamberimize bunu bildiriyor. Yani o gelen ayetleri senin kalbinde biz nakşedeceğiz. Bu mealde bu manayı bildiren ayetler var. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen ayetleri bazı sahabelere de ezberletiyor. Ve onlar o günün şartları içinde
hafıza daha böyle dağılmamış durumda. Çevre hafızayı teyit etmeye müsait. Böyle bir ortamda onlar Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar. Ve Peygamberimiz döneminde Kur'an-ı Kerim hem yazılmak hem de ezberlenmek suretiyle muhafaza ediliyor. Sonraki dönemlerde de bu yine devam ediyor. Ve günümüzde mesela ülkemizde pek çok Kur'an-ı Kerim kursları var. Ve bu kurslarda bir yıllık veya iki yıllık bir çalışmayla Kur'an-ı Kerim'in tamamını insanlarımız ezberliyor. Çocuklar ezberleyebildiği gibi ileri yaşta olanlar da yine ezberleyebiliyor. Bu belki de başka hiçbir kitaba müyesser olmayan bir durum. Kur'an-ı Kerim 600 sayfa. 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim küçücük çocukların hafızalarında bile bir bütün olarak nakşedilebiliyor. Ve böylece ülkemizde şu anda yüz binlerce hafız var. İslam dünyasının diğer beldelerinde de yine belki sayıları milyonları geçen hafızlar bulunmakta. Böylece Kur'an-ı Kerim günümüzde de ezberleme yoluyla muhafaza edilmekte. Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesinin bir başka yönü de alimler vasıtasıyla. Yani Kur'an'ın hükümlerinin, manalarının muhafaza edilmesi. Mesela ülkemizi düşünelim. Ülkemizde evet Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen epey kimse var. Ama alimler olmasa Kur'an-ı Kerim'in manaları bilinmeyecek. İşte alimler de Kur'an-ı Kerim'in manalarını anlatıyorlar. Ve böylece gerçekten Kur'an-ı Kerim çok yönlü olarak muhafaza edilmeye devam ediyor. Ve ayet-i kerime kıyamete kadar da bunun devam edeceğini bir nevi bize bildiriyor. Yani indiren Allah onu muhafaza edecek. Allah-u Teala'nın diğer kelamları için bu böyle olmadı. Tevrat zamanla değiştirildi. İncil zamanla değiştirildi. Ama Kur'an-ı Kerim gerçekten bir harfi bile değişmeksizin günümüze kadar geldi. Günümüzde İslam dünyasının her tarafındaki Kur'an-ı Kerimler aynıdır. Ve aynı Kur'an-ı Kerim okunur. Kıraatlerde farklılık olabiliyor. Yazılışta farklılık yok. Ama okuma noktasında diyelim Fatiha'da Maliki Yevmiddin, Meliki Yevmiddin şeklinde de okunabiliyor. Arapçadaki yazılış özelliği buna müsait. Kıraat farklılığı Kur'an'da bir farklılık anlamında değil, bir zenginliği ifade ediyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ Andolsun ki biz senden önceki topluluklar içerisinde de peygamberler gönderdik. وَمَا يَئْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ Her bir peygamber geldiğinde onunla istihza ediyorlar ve alay ediyorlardı. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ Böylece biz onu, o küfrü mücrimlerin kalplerine sokarız. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ Ve onlar buna iman etmezler. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِينَ Öncekilerin sünneti, öncekilerin başlarına gelenler gelip geçmiştir, gözler önündedir. Burada iman küfür mücadelesinin tarihi boyutuna dikkat çekiliyor. Allah-u Teala her kavme peygamber göndermiş ama peygamberimize muhalif olanlar çıktığı gibi daha önceki peygamberlere de muhalif olanlar, muarız olanlar çıkmış ve peygamberle onlar da istihza etmişler. Ve peygamberimize sen bir mecnunsun dedikleri gibi önceki peygamberlere de bu denilmiş. Onlara da kahin, onlara da sahir, sihirbaz denilmiş. Bu bir nevi artık adet halini almış. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِينَ Bir yönüyle bunu ifade etmiş oluyor. Öncekilerin adeti, durumları ortada, gözler önünde. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde Cenab-ı Hak تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ buyuruyor. Onların kalpleri birbirine benzedi. Yani ehli imanın kalplerinde de benzerlik vardır. Benzeri heyecanlar, benzeri durumlar. Ehli küfrün de kalbinde benzeri noktalar var. Ve böylece kalpleri tarih boyu birbirine benziyor. Ve benzeri ifadeleri kullanarak peygamberlerine ve o yolda olan kimselere muhalefet ediyorlar. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ Şayet biz semadan onlara bir kapı açsak, فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ Ve orada yükselseler,
Lekalu, o zaman derlerdi ki innemâ sükkirat ebsâruna, gözlerimiz sarhoş oldu. Yani bu gördüğümüz şeyler gerçek olamaz. Böyle söylerlerdi. Bel nahnu gavun meshurun, ve biz büyülenmiş bir topluluğuz derler. Yine de inanmazlardı. Burada onların iman etmeyecekleri, her ne görseler yine iman etmeyecekleri tekitli bir şekilde bildiriliyor. Şayet onlara semadan bir kapı açılsa, oradaki alemler kendilerine gösterilse, melekleri görseler, o alemlerin sakinlerini görseler, onlar yine itiraz ederlerdi. Gördüklerine inanamazlardı. Derlerdi ki herhalde gözlerimiz böyle doğru görmüyor. Bu böyle olamaz. Hayır hayır, doğrusu biz büyülenmiş kimseleriz derler ve onlar yine iman etmezlerdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde kafirlerle alakalı summun, bukmun, umyun bu gibi ifadeler var. Onlar sağırdır, kördür, dilsizdir. Yani onlar sağırdır derken duymazlar. Gerçekleri duymazlar. En güzel anlatan peygamber bile onları anlattığında onun dediklerine kulak vermezler. Kördürler, gerçekleri görmezler. Evet, bu gözleri normal eşyayı görür ama eşyanın yaratıcısını görmez. Basiretleri kapalıdır, kalp gözleri kördür. Öte yandan bunlar dilsizdir. Yani dilleri hak ve hakikati, gerçeği söylemezler. Demek ki tarih boyunca bu gibi insanlar da çıkmış ve bu insanlar gerçekler o kadar açıkken gerçekleri görmemişler. Gerçekler peygamberler tarafından ve onların varisleri olan kimseler tarafından gayet net, ayan beyan bir şekilde anlatılmışken onları duymamışlar. Ve dilleri her türlü yalanı söylerken hak ve hakikati söylememişler. Böyle olunca insanlık aleminde bir mücadele olmuş. Gece ve gündüz nasıl birbirinden farklı? Onun gibi ehli iman ve ehli küfür farklı dünyalarda yaşamışlar. Bir taraf aydınlık içerisinde, diğer taraf karanlık içerisinde. Bir taraf iman ediyor ve imanın gereğini yapmaya çalışıyor. Öbür taraf küfrün karanlıkları içinde imandan rahatsızlık duyuyor. İnsan zaman zaman bunu düşünüyor. Yani bir kısım insanlar tamam kendi iradelerini kullandılar, küfür yolunu tercih ettiler. Ama bunlar neden ehli imanla uğraşıyor? Neden ehli imanla mücadele ediyor? İnsan daha sonra bunu düşündüğü zaman hatırına şu geliyor. Böyle mücadele etmeleri bir nevi eşyanın tabiatının gereği. Işık güzel bir nimettir ama yarasa ışıktan rahatsız olur. Demek ki bir kısım insanların gözleri adeta yarasa misali olmuş ve onlar ışıktan rahatsızlık duyuyor. Diyelim ülkemizde namaz kılanlar hayli var ama bir kısım insanlar namaz kılanlardan rahatsızlık duyuyor. Yani kendileri kılmıyorsa, hiç olmazsa kılanlara karışmamaları beklenir. Ama bakıyorsunuz ki bazı okullarımızda diyelim namaz kılan öğrenciler varsa, orada bir yerde namaz kılıyorlarsa bundan rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Halbuki rahatsız olmamaları gerekir, karışmamaları gerekir. Din ve vicdan hürriyeti vardır ve herkes inancında, amelinde serbesttir. Böyle olmakla beraber işte görüyoruz ki bir kısım insanlar gerçekten rahatsızlık duyuyorlar. Bu tarzda baktığımızda demek ki tarih boyunca ehli iman ve ehli küfür birbirine mukabil olmuşlar. Ve bir taraf aydınlık, diğer taraf karanlığın adeta sembolü haline gelmişler. Ve bunlar arasında mücadele devam etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim 14 asırdan bu yana icazını, mucizeliğini devam ettirdi. Allah'ın kelamı olarak etrafa ışık saçtı, nur saçtı, gönülleri aydınlattı. Ve buna muhalif olanlar her zaman oldu. Ama o muhalif olanlar neticede mağlubiyeti tattı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ve inne cündena lehumul galibun buyuruyor. Bizim askerlerimiz neticede galiptirler. İnne hizballah humul galibun. Allah'ın yolunda olanlar galiptirler. Allah-u Teala böyle buyuruyor ve iman küfür mücadelesinde vel akibetu lil muttakin, akibet muttakilerindir manasını bize bildiriyor.
Yani küfür ve inkar yolunda gidenler zaman zaman galip gibi görülebilir. Zaman zaman bu tarz durumları olabilir. Ama onların galip gibi görülmeleri suyun üzerindeki köpük gibidir. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde anlatıldığı şekliyle suyun üzerinde bir köpük meydana gelir. O köpük üstte görülür ama o köpük bir işe yaramaz, atılır gider. Veya madenler ayrıştırılırken o madenlerin içinde de yine bir posa, üzerinde bir posa meydana gelir ve bunun neticesinde o posa atılır gider ama öbür tarafta o madenler ayrıştırılır ve o şekilde bunların kalitesi ortaya çıkmış olur. Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlayan ve uygulayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.